Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden harika bir ürün yapacağız. Bunun için makrome ipimiz gerekiyor ve 4 numaralı ipten başladım. Ben bu rengi tercih ettim arkadaşlar. Siz istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Bunun için 6 zincir çekiyoruz. Çok güzel çantalar, her şeyler çıkıyor arkadaşlar bu makrome iplerden. Çok değerli ipler ve çantalar o kadar güzel oluyor ki sert oluyor ve böyle kalıp gibi duruyor yani resmen. Ben çok beğenerek ve severek işliyorum. Burada 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sonra ipimizi doluyoruz tığımıza trabzan şeklinde 3 çıkışta çıkıyoruz tekrar aynı işlemi yapıyoruz şu anda ipimiz makrem olduğu için sürekli parmağımızdan kayabilir sabırlı olun burayı bu şekil yapıp burada iki zincir çekiyoruz arkadaşlar bu şekilde yapa yapa 6 tane yapacağız bu çift trabzanımızı Sonun şu anda 5 tane yaptım arkadaşlar. Sonuncuya geldim 6.'ya. Bunda da iki zincirimi çektim yine arada. Üçlü trabzanımı çekiyorum. Buradaki püf nokta ilk baş başlangıçta 4 zincir çekerek bir zincir oluşturmuştum. Bunun 3. zincirinin sırasına geliyoruz. Hiçbir işlem yapmadan tek çıkışta çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen dibine buraya batıyoruz. Trabzan şeklinde. Şimdi 2 tane zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi de az önce e, aralarda 2 zincir çekmiştik hatırlarsanız. 2 zincirimizin diğer bölümüne batıyoruz. 2 trabzanımızı 4 tane yapacağız. Arkadaşlar burada. Her sırada iki, ikişer tane çoğaltıyoruz. Yine ama aralarda iki zincir halinde olacak şekilde. İki zincirin bir tanesi mesela şimdi kullanıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Şimdi diğer az önce çektiğim iki zincirin diğerini kullanacağım. Çünkü böylelikle trabzanlarımı çoğaltabileyim. Direkt yine zincir bölümümden Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekil çoğaltı çoğaltı devam ediyoruz. Tekrar da başlangıç bölümümüze geldik. Yine iki zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Yine alttan bir zincir bölümümüze batıyoruz çoğaltmak için. Yine buraya da aynı şekilde aynı işlemi uyguluyoruz. Hiçbir işlem yapmadan karşıdaki başlangıç noktamız olduğu için buranın üçüncü sırasına batıp tek çıkışta çıkıyoruz ve burada da arkadaşlar işlemlerimizin çok belirgin olmaması için tekrardan bir sıra önden tekrar batıyoruz hiçbir işlem yapmadan sık iğne şeklinde çıkış yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz ve hemen bu iki zincirimizin olduğu bölümü batıyoruz çünkü bu işlemi yapmazsanız arkadaşlar ipimiz zaten makreme biliyorsunuz ve bu sefer de işleme noktamız çok belirginleşecek. Ama işleme noktamızın belirginleşmesini istemediğimiz için bu işlemi yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Tekrar alttaki diğer boş zincir bölümümüze alıp çoğaltmamızı devam edeceğiz. Yani bu şekilde çoğata çoğata ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın zaten modifimiz çıkmaya başladı. Arkadaşlar aynı işlem şeklinde döne döne şu anda 12 tane trabzanım var bu bölümde daha sonra iki zincirim var ve farkındaysanız işlem bölgem belli olmuyor Çünkü dediğim gibi iki zincirimi çektikten sonra bir tane ilerisine sık iğne yapıyorum ki böylelikle işlem yeriniz belli olmaması için şu anda Arkadaşlar bu çok büyük bir çanta değil normal boylarda bir çanta olacak 12. sıram yani 12 tane trabzanımdan sonra e, bitirmeye artık karar verdim ben. Bunun için de arkadaşlar son işlemimiz tekrar üçlü trabzanımızı çekiyoruz. Yani her sıramızda artık trabzan yaparak ilerliyoruz. Bu şekil bu örgümüzü alan izniyle kapatacağız inşallah. Böyle ilerle ilerleye devam ediyoruz. Artık aralarda iki zincir çekmiyoruz. İki zincirlik yerlerimizi az önce yaptığımız gibi iki kere batıyoruz ve devamını getiriyoruz Evet arkadaşlar başlangıç noktamıza kadar en son noktaya kadar komple çevrildik şimdi e, çantamızı Arkadaşlar bu çantamızın arka bölümü olacak arka bölümü olduğu için size başka bir püf nokta göstereceğim bunun için tekrar buraya batıyoruz ve buradan itibaren arkadaşlar bunun burada bir 2 3 4 5 6. ya yani 6 sıramız sık iğne olacak arkadaşlar. Arka tane gözümüze sık iğne yaptık. Burada tekrar 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ben bunu fermuarlı yapmıyorum bu çantayı arkadaşlar kapaklı yapacağım için buraya kapak düzeni hazırlayacağım bunun için de şu anda üçüncü trabzanımı yaptım Yedinci trabzanımı da yapıyorum. Yani burası artık bizim kapak bölümümüz arkadaşlar. Bunu da tekrar 1, 2, 3 zincir çekip dibinden aynı şekilde ilerleyerek çantamızın kapak bölümü olacak. Her aşamayı gösteremiyorum. Çünkü her işlemi gösterdiğim zaman bu sefer vaktinizi daha çok alacağım ve video daha da uzun olacak. Yani bunun için bölümlerde bazen kısıyorum ilerlemiş oluyorum şimdi de aynı işlemi yapacağım zaten arkadaşlar Evet arkadaşlar 8 sıra halinde ön kapağımızın düğme bölümünü yaptık şimdi ise iki zincir çekiyoruz iki zincirimizi çektik ve ipimizi kesiyoruz Bunu ise arkadan tekrardan yürütme tekniği ile yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde iplerimizi yürütme tekniği ile yürüttükten sonra. Hiçbir işlem yapmayıp koparıyoruz ama makrame iplerimiz öyle olmuyor maalesef. Çünkü az bir ip kaçırdığımız zaman bunun gibi şimdi size gösterdiğim gibi direkt sökülüyorlar. Onun için makrame iplerimizi yapmamız gerekiyor. Direkt zaten yapışıyor ipimize de. Bu şekil. Eskidenki dantel iplerimiz gibi makrame ipimizi de yapıştırıyoruz. Aynı işlemi tabi başlangıç noktamıza da uyguluyoruz. Elimize dikkat edelim. Arkadaşlar bunu da kapak bölümünü başladık. birleştirme başla, e, bit, e, birleştirmeyi yaptıktan sonra bu şekil ipimizi yürüterek koparıp iş yapıyoruz. Bitirebiliyoruz. Ama bu arka kapağımız olduğu için ben buraya kapak arzı yaptım. Bunun için bu şekilde devam ettik. Şimdiki işlemimiz ise ara kuşağını yapmak. Ben sizden önce ön kapağımı da hazırlamıştım. Ön kapak ve arka kapak şu anda ikisi hazır arkadaşlar. Şimdi ara bölümümüzü yapacağız bunun için tekrar aynı ipimizden alıyoruz 10 zincir çektim Arkadaşlar bilginiz olsun şimdi ekstradan 3 zincir daha çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi de tamamladıktan sonra tekrar trabzan yapacağım. Bunun için 3. sonundaki göze batıyorum. Bu şekil. 7 tane trabzanımız olacak Allah izin verirse. Tekrardan. Çok kalın olmasına gerek yok. Çok da ince olmasın. 7 tane yeter diye düşünüyorum. Hatta 6 tane yapalım. Çünkü çantamız çok büyük bir çanta değil. Çok büyük olmadığı için de çok büyük e, bir yani çok enli bir işlem yapmamıza gerek yok. Beraber karar verelim isterseniz. Şu anda 2 4 6 tane. Biz tabii de 7.'yi yapalım. 7 tane oldu. Şimdi aynı hizada bunu 3 zincir çekerek kuşak halinde tekrar büyüteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu anda ara kuşağımı yaptım 33 sıra oldu ve bu şekil ölçümüzü alıyoruz hizalayarak dikkatli bir şekilde alt4 e, 4.5 kenarını diyelim böyle bu şekil tamamlıyor şimdi ise arkadaşlar bu püf nokta yine başka bir yerlerde yok e, ben veriyorum bu kenarları birleştirmemizin daha kolay ve daha sağlam olması için ben sık iğne yapıyorum ilk birinci araya bu şekil sonra tam arasına bu şekil koble etrafını aralara batmıyorum zincir olan yerlere batmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü ara, burada tam araya batıyorum aralara batarsak bu sefer kuşağımızın ara bölümleri belli olacak bu da hiç hoş gözükmeyecek ondan dolayı bu şekil devam ederek bir tane trabzanımızın arasına bu şekil bir de batım noktasına olmak üzere iki tane sık iğnemizi yaparak komple kuşağımızın etrafını zincir şeklinde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi komple çevresini zincir şeklinde yaptım. İpimizi koparmadan kuşak bölümünü de ben kuşağını genelden aynı ipten seviyorum. Zincir falan kullanmıyorum. Kuşak bölümünde buraya da bir zincir çektim. Yine sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. Burada da 5 tane trabzan olacak şekilde kuşağımı ilerleteceğim. Siz de aynı şekilde devam edin. Evet arkadaşlar şimdi ön bölümümüz, arka bölümümüz ve kuşağımız hepsi hazır. Şimdi ilk önce arka bölümümüzden başlıyoruz. Arka bölümümüzün iç bölümünden yani dışından değil içinden olacak şekilde buradan da sayıyoruz 1 2 3 4 5. gözden olacak şekilde ilk sıramıza ilk ilmeklerimize ilk düğümümüzü atacağız inşallah. ve hemen yakma işlemimizi de yapıyoruz. Çünkü yakmazsak biliyorsunuz bu ip kesinlikle olmuyor. Şimdi tekrar aynı yerden tekrar aynı ipimizi alıyoruz. Bu şekilde kople çevresini dikiyoruz arkadaşlar. Eee dikkat edelim sıralarımıza. Sıra kaydırmadan ilerleyelim. İki tarafında aynı şekilde gelecek şekilde dikimin işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Sıka sıka ipimizi dikkat ediyoruz. Aslında bu tığ ile de birleşiyor. Ama ben dikerek birleştirmeyi daha çok seviyorum. Daha düzgün duruyor. Bu arada motiflerimizin ütüsünü de yaptık arkadaşlar. Lütfen dikim yapmadan önce ütünüzü ılık ayarda üzerine bir ince türbent herhangi bir şey koyarak yapalım. Dikkatli bir şekilde çünkü makrom ip olduğu için çok kolaydır yanması. Yanmayı önlememiz lazım. Dikkatli bir şekilde ütüleyip bu şekil dikimimizi devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda iç bölümünden dikerek koble etrafını diktik. Dıştan da çantamızı gösterilip en ufak bir kırışıklık hatası olmadan dıştan da görünüşü budur. Şimdi aynı işlemi iç e, ön kapakta bir, bir yapacağız arkadaşlar. Bunun içinde ön kapağımızın ayarlamasını yapacağız. Yine ön kapağımızı da az önceki gibi yine iç bölümden dikerek başlayacağız. Bunun için çok dikkat etmemiz lazım. 1-2-3-4-5 Yine içten içten olacak şekilde. Çıkmayın dışarı. Kavga var. Ee, kusura bakmayın. Bugün biliyorsunuz oy günü. Benim de çocuğum var. En ufak bir sesle dışarı bakıyorlar. Malum silahlar atılıyor. Her şey yapılıyor. Biz anneler de çok korkuyoruz. Ondan dolayı çocuklarımın camdan bakmasını istemedim. Kusura bakmayın. Sesim size yansıdı. Yine içe düğümümüzü attık. Arkadaşlar önemli noktalardan biri dikişlerimizin yani e, içten içten yapmamızdır. Yani bu şekil. Her düğümümüzü içten içten gerçekleştireceğiz. Bu bölüme bir tane tüylüğümüzü atıyoruz. Yine aynı sırada içten aynı şekilde devam ediyoruz. İçten alırsak irmik bölümümüzün içinden alırsak çantamızın dikiş bölümü böyle oluyor arkadaşlar. Yani en ufak bir hata bir şey gözükmüyor. Yani bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Çantamızı diktik ve düz bölümünü getirdik. Gördüğünüz gibi Tam bir top şeklini aldı. Bu da zaten ön kapağımız. Az sonra buraya düğmemizi dikeceğiz. Ama düğmeden önce kuşağımızı dikmeliyiz. Kuşak bölümünü de bitirelim. Ya Ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de ayrıntılı bir şekilde anlamışsınızdır. Bu video size yardımcı olmuştur. Malum bazı videolar yardımcı olamıyor. Ben de aynı şekilde sizler gibi bazı videolardan yararlanmaya çalışıyorum. Ama yararlanamıyorum. İnşallah bu video sizin bütün merak ettiklerinizi karşılar ve e, en ufak e, püf ayrıntılara kadar bahsetmeye çalıştım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Yorum yaparsınız ve videomdan esinlenerek sizler de bu çantalardan yapmaya başlarsınız. Kendinize, kızınıza, akrabanıza, içinize dostunuza hatta kendi geliriniz olarak bile dışarıya yapıp satabilirsiniz arkadaşlar. Bunu çok fazla yapan arkadaşlar var. İpimizi yakmayı unutmayalım. Bu şekil devamlı bir şekilde düğümlerimizi alalım. Aynı işlemi biraz aşağıdan da yapalım. Ben bundan önce bir çanta daha yapmıştım buna benzer arkadaşlar ama o çantada fark ettim ki bazı hatalarım var yani bunları yapa yapa aslında öğreniyoruz ve o hatalarıma karşılık tekrar düzgün bir tanesini yapayım ki e, siz e, izleyen arkadaşlar da benim gibi yanılıp yanlış hatalı bir çanta oluşturmasınlar diye düşündüm. Ondan dolayı tekrar ikinci bir videoyu hazırladım bu çantayla ilgili bunda hiçbir hata bulamazsınız. Eğer bulursanız da lütfen yorumlara yazın. Yani artık o kadar diyorum. O kadar eminim kendimden. Aslında örgü örmek daha basit. Bana göre bunun dikişi daha zor. Ben dikme işlemini pek sevmiyorum. Dikiş bölümünü. Arkadaşlar ben bu çantamızın düğmesini dikmek için çantamızın ipinden yararlandım böyle daha güzel oluyor biraz zorlu iğneyi takarken ama daha hoş Sizler de aynı şekilde bu çantamızın ipinden yararlanın daha güvenilir daha sağlam ve iz de belli gitmiyor zaten dikiş esnamızda şimdi de düğmelerimizi dikelim artık Evet arkadaşlar çantamız tamamen bitmiştir gördüğünüz gibi harika bir çanta oldu Arkadaşlar çantamızda bu şekil elim omzumuzda duruyor. Her şeyi rahatlıkla içine doldurabilirsiniz İçi çok geniş. Gördüğünüz gibi içine astar dikmeye kesinlikle gerek yok. İstediğiniz renk ve modelde de sipariş de alabilirim. İsterseniz ben de yapabilirim sizlere. Bir hatası olmadan çok güzel bir çantamız. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her beğeni bizim için çok önemli. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen yazın yorumlara. Herkese hayırlı günler ve bol şanslar.